Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Yolculuğumuzun ilk adımı olan evimizin inşası ile ilgili videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süreci kesintisiz olarak takip edebilmeniz için videonun ilk kısmında herhangi bir anlatımımız yok. Tecrübe paylaşımımızı ve maliyetlerimizi videonun ilerleyen aşamasında bulabilirsiniz. Thank you.
Temel bina için ne kadar önemliyse inşaat süreci içinde en önemli olan şeylerden birisi bu ilk yaptığınız betonarme karkas uygulaması. Çünkü burada yaptığınız bir yanlışlık silsile olarak inşaatın sonuna kadar devam ediyor. Kalıpçı diyor ki duvarcı düzelsin diyor. Duvarcı diyor ki sıvacı düzelsin. Seramikçinin işte sıvadan dert yanması, sıvacının duvardan dert yanması, duvarcının betonarme kiriş sisteminden dert yanması gibi geriye dönük bütün bu silsileyi duymak istemiyorsanız aslında bütün dikkatinizi ilk bu başlangıç noktasına vermenizde çok büyük fayda var. Bizim şöyle bir şansımız oldu burada. Çalıştığımız ustalar çok konuya hakimdiler ve gayet temiz bir işçilik çıkardıkları için biz bu süreçle ilgili çok zorlanmadık. Dolayısıyla zorlanmadığımız için de bir şey araştırmaya, herhangi bir şeye bakma gereği de hissetmedik. Anlatacağımız konuları iki ana başlık altında toparlayabiliriz. Bir tanesi donatı ve demir bağlantıları ile ilgili detaylar. Bir diğeri de kalıpla ilgili olan detaylar. Zaten beton dökümü ve betonla ilgili gerekli olan bütün bilgiyi bir önceki videoda aktardığımızı düşünüyoruz. Hızlıca başlayalım. Şimdi demir ve donatı ile ilgili tüm soruların cevabı aslında elinizdeki statik projenin içerisinde mevcut. Eğer düzgün bir zemin etüdü ve bulunduğunuz bölgenin yönetmeliğine göre doğru bir statik proje yaptırdıysanız, bütün sorularınızın cevabı elinizdeki statik projenin içerisinde gizli. Etriyeleri ne kısıklıkta uygulamanız gerekiyor? Etriyelerin boyları ne olması gerekiyor? Nerede hangi çapta demir kullanmalısınız? Buradaki işte etriye ucundaki kancanın ne kadar büküleceği, kaç derece büküleceği gibi bütün aklınıza gelebilecek detaylar statik projenin içerisinde mevcut. Eğer siz kendi evinizi yapıyorsanız ve ilk defa bu işlere giriyorsanız statik proje bir tık size karışık gelebilir. Ama internette bununla ilgili birkaç tane video izlediğinizde o statik projeyi çabucak anlayabilirsiniz. Açıkçası ben kendim baktığımda bu konuda çok zorlanmadan oradaki statik projedeki detayları anlayabildim. Ustanın yaptıklarını sadece takip edebilmek, doğru gidiyor mu, her şey doğru olabiliyor mu diye bakmıştım buna. Her şey doğru gittiği için süreçle ilgili aslında çok da böyle detaya inmeme gerek kalmadı açıkçası. Sadece demir bağlantısıyla ilgili sahada düzeltmek isteyip de düzeltemediğim çok küçük bir nokta var. Bu da kullanılan işte etriye ya da çirozların kancalı olan kısımların hepsinin aynı tarafa bakıyor olması. Bunu olabildiğince çok yerde şaşırtmalı, bir ters, bir düz şekilde yapmak için çalıştık ama bu her zaman mümkün olmuyor. Mesela bazen kalıp önceden çakılıyor. Dolayısıyla kalıbın bir tarafı önceden çakıldığı için oradan kancaları sokmak zor olduğundan dolayı oralarda mesela arka perde betonda bunların hepsi aynı yöne baktı. Yine kolon yapılarında da olabildiğince bunları bir ters bir düz yapmaya çalıştık ama bazı yerlerde bunlar gözden kaçıyor ister istemez. Belki buradaki demir işçiliğini başta hani anlaşırken vesaire anlaşırken bu detayları çok iyi konuşup iş belki 2 gün daha uzayabilir ama ona göre bir ödeme yaparak bunları daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Kalıpla ilgili detaylara geçmeden önce donatı ve kalıp arasındaki ilişkilerden birisi olan paspayı ile ilgili de birkaç şey söylemekte fayda görüyorum. Donatınızın beton içerisinde düzgün bir yerde konumlanması hem beton içerisindeki donatının doğru mukavemeti sağlaması hem de çok az korozyona maruz kalması için çok önemli şeylerden bir tanesi. Bu paspayını ayarlayabilmek için son zamanlarda bazı plastik aparatlar üretilmiş durumda. İlk başta bu aparatlar çok işe yarıyormuş gibi gözükse de şöyle bir bilgi aldık ustalardan biz. Bu plastikler donatıyı yapılırken konulduğunda çok güzel gözüküyor. Her şey düzgün gözüküyor. Ancak bu demir bağladıktan sonra üzerinde yürürseniz ya da herhangi bir işlem devam ederse bazıları bunların kırılabiliyor. Burada kırılmasa bile beton atımı sırasında bunların çoğu kesinlikle kırılıyor. Çünkü zaten özellikle tabya gibi yerlerde beton içine koyduktan sonra betonla birlikte siz bunun içinde yürümeye başlıyorsunuz. Ve mutlaka hani oradaki basıncın ters gelmesinden dolayı bazıları kırılıyor ya da dönebiliyor. Dolayısıyla hani ustalar eski yöntem buradaki en sağlıklı şeyin sabit kalınlıktaki bir mermer parçası olduğunu söylediler. Biz de o yüzden olabildiğince donat altlarında sehpa ve mermerlerle destekleyerek donatımızın paspayını ayarlamaya çalıştık. Siz de buna çok dikkat edebilirsiniz. Kalıp tarafına geçtiğimizde de kalıpla ilgili zaten en önemli şey kalıpların düzgün bir şekilde hizalanıyor olması. Şimdi 15 metrelik bir duvarda yarım santimlik bir hata yaptığınızda bu duvar, sıva vesaire adımlarında size inanılmaz ek maliyetler
ve ek emek zaman kaybına yol açıyor. Bir de tabii ki de sıvacının ya da sonraki uygulamacının serzenişleriyle uğraşmak zorundasınız. O yüzden olabildiğince buradaki hizalamayı çok iyi yapmak gerekiyor. Mesela yine en çok yapılan hatalardan birisi hizalama doğru olabilir ama özellikle kirişlerde düz olmayabilir. Yani kendi içerisinde kirişin dönmüş olması, içe ya da dışa yatık olması bu da çok büyük bir problem. Çünkü sıva aşamasında bunları kapatmak gerçekten çok zor oluyor. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Tabii bunlarla ilgili işte su terazisi, şahkül gibi detaylı ip çekim tekniklerini falan aslında sahada hakim olmak gerekiyor. Hani bunların hepsini öğrenebilir misiniz ya da takip edebilir misiniz bilmiyorum ama burada ustanın kalitesi ön plana çıkıyor. Açıkçası iyi bir hani ustayla nerede çalışmam gerekiyor diyorsanız tam olarak bu aşamada iyi bir ustayla çalışmanız gerekiyor. Diğerlerini birazcık daha tolere etme şansınız var. Ama buradaki yapılan hataları tolere etme şansınız çok yok. Şimdi kalıpla ilgili bir diğer önemli konu kalıbın şişme durumu. Özellikle perde gibi yapılarda kalıplarda yeterli derecede destek noktası konulmuyorsa burada tabii ki de kerestenin önemi giriyor. Bazı ustaların elinde yeterli kereste olmuyor ya da keresteleri çok eksik olabiliyor ya da eski olabiliyor. Buna dikkat ederek oradaki sıklıkları böyle göz kararı biraz bırakabiliyorlar. Tabii perde beton açılmasa bile bombe dediğimiz şişmeler sizin yine sıva vesaire aşamasında çok büyük emekle onları düzeltmeniz gerekiyor. Bazen de hiçbirini düzeltemiyorsunuz. Ona dikkat edebilirsiniz. Bizim ustalara sorduğumuzda onlardan da edindiğimiz en önemli bilgilerden birisi betonun kürlenme süresi. Mesela bazı yerlerde görüyorum kolonlar kalıp uygulanıyor, beton dökülüyor. Ertesi gün kalıbı söküp diğer katın ya da tabyanın işlemlerine devam edebiliyorlar. Beton donmuş gibi gözükse de aslında tam olarak mukavemetini sağlamamış oluyor. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Betonun kürlenmesi totalde minimum 40 gün ve bu silsile halinde 90 günü bulabilen bir yapı. Ama en sağlıklı sistemde betonun minimum 4-5 gün, tabya gibi daha yüzey alanlarda da 8 ile 10 gün arasında kalması gerekiyor. Eğer buna dikkat etmezseniz betonunuz düzgün bile gözükse aslında yeterli mukavemeti sağlayamamış olacak. Bu detayların önden konuşulmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü inşaatın tamamı bir planlama işi olduğu için usta oradaki kalıbını tutacağı gün aslında onun başka bir işten para kazanamayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bir an önce sökmek isteyenler olabilir. Bunun pazarlığını başta yapmak çok önemli. Biz de özellikle zaten iki aşamalı bir kalıp işlemimiz oldu. Bir alt kattaki kolonlarda. Orada kolonlarda 5-6 güne yakın kalıpta kaldı. Tabyalarda zaten 7 günün altına hiçbir zaman düşmedik. Hatta en üst kattaki tulum olan bölümde uyguladığımızda da araya tam bayram girmişti ve orası 10 günün üstünde kalıbın içinde kalmıştı. Tabii burada kalıpların ne kadar uzun kalırsa sökülmesi de o kadar zorlaşabiliyor. Tabii bu da ustaların birazcık bundan kaçınmasına sebep oluyor ama sizin bu detayları biliyor olmanız, işte usta seçimi yaparken ya da ustayla anlaşırken bunları onlara aktarıyor olmanız ve ona göre bir efor ve maliyet belirliyor olmanız sizin çok büyük avantajınız olacaktır. Temel ve betonarme karkas sistemden oluşan bu iki bölümü kabaca kaba inşaat olarak tanımlıyoruz. Ve kaba inşaat boyunca bizlerle çalışan ustalara tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Bizim inşaat sürecimizin herhalde en temiz ve en güzel işçiliklerinden birini çıkardılar. Hepsinin ellerine sağlık. Betonarme karkasla ilgili tüm detayları sizlere aktarmaya, süreci göstermeye çalıştık. Bu noktaya kadar betonarme sisteminin içerisinde kullandığımız beton metreküpü, yine donatı, yine buradaki işçilikle ilgili tüm detayları şu anda ekranda toplam maliyet olarak kalem kalem görebiliyorsunuz. Tabii ki de inşaatımızın başlangıçtan şu ana kadarki toplam tutarını da görebiliyorsunuz. Her bölümde bu paylaşımları devam edeceğiz. Dolayısıyla tüm süreç tamamlandığında aslında kaç tane adım olduğu ve her adımda nasıl paraların çıktığı o tarihteki döviz kuruna göre 3 aşağı 5 yukarı çıkmış olacak. Bir sonraki videoda duvar imalatını sizlerle paylaşıyor olacağız. İnşaattaki teknolojik makinalardan biri olan Manitou'nun yeteneklerini merak ediyorsanız bu videoyu kaçırmayın diyorum. Bizi takipte kalın, hoşça kalın.